Merhabalar, ben Sezgin. Bugünkü konumuz YouTube videoları satışları arttırır mı? Evet, arttırır. Şöyle ki, şimdi siz eğer satmış olduğunuz ürünler, bu arada ben bu anlatacağım video belki dropshipping ya da stoksuz satış yapanların çok işine yaramayabilir, fakat kendi stoğundaki ürünleri satanlar ya da üretici olanlar bu şekilde, bu anlatımdan, bu videodan faydalanabilir. Nasıl faydalanacak? Şimdi videoya başlarken aklımda yoktu, fakat etrafa baktım ne bulabilirim diye şöyle bir kağıt kesme makinesi buldum. Bakın burada, buraya kağıdı yerleştiriyorsunuz. Burada bir bıçak var. Buradan basıyorsunuz, kesiyorsunuz. Bakın şu anda böyle birkaç saniyede bu ürünün tanıtımını yaptım. Şimdi diyelim ki böyle bir ürünü satıyorsunuz diyelim. Nedir bu ürün? Kağıt kesme makinesi. Şimdi normalde herkes gibi siz de bu kağıt kesme makinesinin fotoğrafını çekip özelliklerini yazıp listeleyebilirsiniz. Gitti gidiyor da Neon1'de vesaire satışa koyabilirsiniz. Normalde nedir? Standart ayarlarınızı uygularsınız, fiyatınızı yazarsınız, işte rekabet edersiniz. Ona göre ayarlarınızı düzenler, satışa ekler, belki de reklam alır. Bu şekilde normal standart bir şekilde her satıcının yaptığı gibi bir işlem yapabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Eğer YouTube videolarını kullanıyorsanız, YouTube'dan, YouTube'un nimetlerinden faydalanmak istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Alırsınız kamerayı. Ondan sonra tripoda koyarsınız ya da tripoda da gerek yok. Yanınızda birisi varsa o da tutabilir ya da düzgün bir yerde yerleştirebilirsiniz. Alırsınız elinize kağıdı. Buradan işte kağıda bazı baskılar çıkartırsınız. Dersiniz ki işte kağıdı alıyorum. Bak işte çıkardım. Kağıdı buraya koyuyorum. İşte şu şekilde çeviriyorum. Kağıdı buraya koyuyorum. Buradan bu şekilde yazdırıyorum. İşte ürünümün işte boyutu bu şekildedir. Böyle bir özelliği vardır. Buradan açılıyor. Bakınız burada cetveli var. İşte burada yedek bıçağı var. Yedek bıçağını şuradan alıp çıkarabilirsiniz. İşte bu şekilde 2 tane, 3 tane, bakın işte 5 tane kağıt deniyorum. İşte 5 tane kağıt basıyorum. Ama 5 tane kağıt koyarken burayı hızlı bir şekilde bastırmam lazım. Bu şekilde bakınız düzgün bir şekilde çıkarıyorum vesaire. Bakın aslında şu an tamamen ben bu ürünü kullandığım için bildiğim şeyleri söyledim. Aslında doğru şeyleri söyledim. Bakın bu ürünü tanıtımını yapmış oldum. Şimdi nereye geleceğiz? Ben bu ürünü tanıtımını yaptım. Bu ürünü tanıttım. Videoyu çektim, aldım. İşte ben bunu alacağım. Bu videoyu YouTube'a yükledikten sonra o YouTube'daki linkini, daha doğrusu işte o embed kodu deniyor aslında direkt olarak o videonun görselini. Bu arada bu işlemin nasıl yapıldığını daha önceki videolarda ben paylaşmıştım. O videonun linkini yine açıklama kısmında ayrıca paylaşıyor olacağım. O videodan da bakabilirsiniz. Ben şimdi kabataslak anlatıyorum. YouTube'a işte bunu tanıtan bir videoyu çektik. YouTube'a yükledik. YouTube'a yükledikten sonra oradaki embed kodunu alıp ürün açıklamamıza eklediğimiz zaman o ürünü bulan kullanıcı otomatik olarak zaten hedeflemiş oluyorsunuz. Yani kullanıcının direkt olarak algısını çekiyor ve siz direkt olarak 1-0 rakiplerinizden öne geçmiş oluyorsunuz. Niye? Çünkü sizin ürün açıklamanızda video var olmuş oluyor. Kullanıcı da o videoyu izledikten sonra, ürünü de gördükten sonra kullanıcının aklında, yani son kullanıcının aklında kesinlikle ve kesinlikle daha fazla bir albenisi olmuş oluyor ve o ürünü satış yapma konusunda siz bir adım daha öne geçmiş oluyorsunuz. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Ürün açıklamalarında özellikle Neon1.com kalite puanını hesaplarken, Neon1.com'da kalite puanı diye bir durum söz konusu. Neon1.com kalite puanını hesaplarken de eğer ürün açıklamalarında video varsa yine zaten kendisi de sizi bir adım öne geçirtebiliyor. O yüzden hem Neon1.com'un böyle artı bir özelliğinden dolayı hem de diğer sitelerde de ürün açıklamalarında videonun geçmesinden dolayı bu son kullanıcı tarafında, tüketici tarafında gerçekten büyük bir albeni oluşturuyor. Yani siz aslında ürünü pahalıya bile satıyor olsanız, yani çok ucuza satmıyor bile olsanız bu kullanıcının memnuniyetiyle alakalı bir durum söz konusu. Kullanıcı eğer ürün açıklamasında böyle açıklayıcı bir video gördüyse o videodaki işte samimiyetinize, anlatım kalitesine, görselle vesaire, tabii bunlar da diğer konular, dikkat edilmesi gereken konular. Bunlara da dikkat ettiyse, yani kullanıcı sizi sevdiyse, ürünü sevdiyse, videoyu sevdiyse yüksek ihtimalle ürünü sizden satın alacak. O yüzden bu şekilde, yani YouTube videoları evet ürün satışlarınızı arttırmada gerçekten önemli bir rol oynar. O yüzden de satış yapmak istediğiniz ürünlerin videolarını, evet size belki biraz zaman kaybettirecektir, fakat bu kaybettirdiği zaman aslında size ne kadar fayda sağladığını zamanla siz de görmüş olacaksınız. O yüzden de bu şekilde videolarınızı çekebilirsiniz. Şöyle bir durum var. Çektiğiniz bu videoları nasıl koruyacaksınız? Bu da diğer bir soru. Onun için de şunu yapabilirsiniz. Videoyu çekerken, videoyu montajlarken mutlaka montajlayacaksınızdır. Videoyu montajlarken ürün logonuzu, mağaza logonuzu diyeyim daha doğrusu, videonun herhangi bir yerine yerleştirerek mağaza logonuzu oraya ekleyebilirsiniz. Mutlaka bu ürünü sizden başka satan satıcılar vardır. Ve o satıcılar mutlaka hazır video kullanmak isteyebilirler.
O yüzden de evet kullanabilirler. Kullanmalarını engelleyemezsiniz. Tabii işte burada sizin marka tesciliniz vesaire devreye giriyor. Bu arada marka tesciliyle ilgili daha önce paylaştığımız videoyu da yine videonun açıklama kısmına yazıyor olacağım. Onu da ayrıca paylaşırım. Logonuzu koyarsanız videoya, yine aynı ürünü satan başka satıcılar varsa ve sizin videonuzu kullanmışsa yine dolaylı yoldan aslında sizin de reklamınızı yapmış olur. Ya da şöyle bir durum söz konusu. Diyelim ki sizin satmış olduğunuz bu ürünü daha önce birileri anonim olarak çekmiş diyelim. Mesela bu ürünün üreticisi daha önce bu ürünün videosunu çekmiş olabilir. O zaman siz ne yapacaksınız? Bakacaksınız YouTube'da böyle bir video var mı yok mu? Herhangi bir şekilde marka koruması vesaire yoksa, anonim bir şekilde çekildiyse bu video, alıp başka birinin çektiği videoyu da yine kendi ürün açıklamanızda kullanabilirsiniz. Tabii başkasının çektiği videoyu kullanırken de o videoyu çeken kişinin size daha sonradan sıkıntı çıkarmayacağını hesap edebiliyor olmanız lazım. Nasıl hesap edeceksiniz? İşte az önceki bahsettiğim yöntemle, ürünün videosunda eğer o videoyu çeken kişinin logosu, firma bilgileri varsa sizin kendi mağazanızda onu kullanmanız belki pek hoş olmayabilir. Ya da şunu yapabilirsiniz. Kendisinden izin alıp tekrar o videoyu kullanma yoluna gidebilirsiniz. İşte dediğim gibi YouTube videosu, ürünlerinize ait YouTube videoları bu yüzden çok ama çok önemlidir. Yani yapmanızda fayda vardır. Yapmazsanız elbette bir şey kaybetmezsiniz. Ama yaparsanız zaman kaybedersiniz. Fakat yani zaman kaybedersiniz derken sonuçta bu videonun çekimi, montajlanması, yüklenmesi bir zaman kaybıdır. O yüzden bu işe önem vermeniz, yani buna değer vermeniz, bunun üzerine gitmeniz gerçekten faydanıza olacaktır. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. tamentegre.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve de bildirimleri açmayı unutmayın ki yüklediğimiz videolardan anında haberdar olun. tamentegre.com ile tüm e-ticaret operasyonlarınızı tek noktadan çok hızlı ve çok kolay bir şekilde ve çok uygun maliyetlerle yönetebilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize e-ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşça kalın.